Kara, nereye kaçtın? Ne yapıyorsun orada? He? Gel. Gel oturalım. Ne yapıyorsun bakayım? Günaydın. Efendim, herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, biraz böyle parçalı bulutlu bir sabaha uyandık. Evimizdeyiz. Karayla beraberiz, yalnızız. Çocuklar Ayvalık'ta. Ezgi de Ayvalık'ta. Anneannelerin yanındalar. Ben de buradayım. Eşyalarımız kısmetse gelecek. Eşyaları biraz böyle bir sıkıntılı bir süreç geçirdik. Şimdi toplandı eşyalar. Ben gitmedim Tunceli'ye. Eşim gitti. Eşyaları topladı. Birçoğunu zaten sattık. Şimdi onlar gelecek ama işte kamyonu ayarladık, ettik. Çok sıkıntılı bu süreçlerde. Biz de onu bekliyoruz. Evdeyiz. Hem dedim etrafı bir toparlayayım. Şu bahçeye bir dalacağız bugün. Beraber bir bahçeye dalalım. Bir bahçeyi halledelim. Yabani otlar gerçekten çoğalmaya başlamış. Artık sıcak filan demeyeceğiz. Onu halledeceğiz. Akşamüstü biraz zor oluyor. Şimdi en azından başlayalım şimdiden de. Değil mi Karabey? Hı? Karayla beraberiz. Karayı soruyordunuz. Abi, Karayı kayıp ettin herhalde filan diye karavanda. Kara iyiydi. Kara anneannedeydi çocuklarla beraber. Şimdi geldik artık. Evimizdeyiz. He? Karuş. Ben gideyim. Biraz çalışayım. Tamam mı? Bak. Baron şapkamı da takayım. Şöyle. Eldivenlerim nerede benim? Eldivenlerim içeride. Eldivenlerimi de alayım. Ondan sonra ben çıkayım dışarıya. Bayağı bir işimiz var. En azından şu ön bahçenin şu görüntüsünden kurtulalım. Bakın. Yani şu görüntüyü bir kurtaralım. Olduğu kadar artık, yapabildiğimiz kadar. Rüzgar var ya. Fena rüzgar var. Abi, senin keyfin yerinde. He? Paşa Hazretleri. Hiç alakan yok bu işlerle. Nasıl olacak bu işler? Hadi bakalım. Vay 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 vay. Bugün batacağız. Güzel batacağız. Ya bunlar değil de şu büyük dikenli olanlar var. Onlar çok sıkıntı. Bayağı var. Bayağı iş var. Şimdi bu ön bahçeyi halledeceğiz. Arka bahçe şimdilik dursun, daha bir ilaçlama da yapmak lazım. Özellikle çiyan burada var çok. Yılan var. Bunlara ilaçlama yapacağız. Evet, şu dikenler fena. Azıcık şöyle bir bahçenin yüzü gözü açılsın ya. Makasımız nerede? Makası getirelim. Bak, şunlar çok fena. Bak, şunlar var ya. Bunlar çok fena. Fena dikenleri var. Bunu elle tutmanın imkanı yok.
Onun kökü de bayağı derinde ha. Bayağı kök tutmuş ya. Nasıl bu kadar kök tutuyor? Değil mi? Baksana şuraya. Orman gibi olmuş. Şimdi böyle bunların aralarına yılan girer. Allah korusun görmeyiz. İşte bu kökleri çıkartmak lazım. Tamam şimdi. Bunu da alalım. İş çok. Yapalım şunları da en azından. Bak temizledikçe bak biraz daha açılıyor görüyor musun? Ne güzel oluyor. Oh rüzgara bak. Allah'tan rüzgar var da serin. Akşamları çok güzel ya. Akşamları böyle şeyi yatıyorsun. Serin serin yatıyorsun. Hatta üstüne pike bile alıyorsun. Ama rüzgar olmasa güneş şeyi fena. Yakıcı. Giller de ne güzel olmuş bak. Çok güzel olmuş. Bak hemen şurayı açtım ya bak nasıl belli oldu. Bak şimdi şöyle bir çekelim. Before after yapalım. Evet, buralarda göllerin olduğu yerleri. Sonra tekrar bir bitince bakalım nasıl olacak. Vallahi şurada biberiye var. Acaba bunu ellemesem mi, kalsa mı? Ona karar veremedim. Dursun bir şimdilik. Evet bayağı bir zaman geçti. Saat kaç oldu bilmiyorum ama daha kahvaltı bile yapmadım. Zaten kahvaltıyı geç yapıyorum. Aziz Allah'a ezan dokunuyor. Bayağı çıktı ya. Ön bahçe bayağı kötü olmuş. Arka bu kadar değil de. Ön bahçe bayağı kötü olmuş. Yani herhalde bayağı epeydir. Bakım görmemiş. Daha çok iş var tabii. Daha çok iş var ama en azından şu şeyi görüntüsü gitti ya. Şimdi bu kuru otları da kaldırdık bir yerden. Bak şimdi daha güzel olacak. Ama şimdilik yoruldum. Şimdilik şunları şöyle biraz daha etrafa toparlayayım. Ondan sonra bir şeyler yemem lazım artık. Nasıl olsa kabayı bitirdik. İncesini artık yavaş yavaş bakacağız. Bir mola verelim. Kaç saat oldu? 2,5-3 saat oldu. Şöyle güzel bir mola vereyim. Elimi ayağımı yıkayayım. Bir şeyler yiyeyim artık. Buradan itibaren yukarı gitmedim daha. Bak zaten oradan belli dikenli yabani otun. Buradan bak daha kekiğini temizledim. Ondan sonra lavantayı temizledim. Burada bir lavanta vardı. Birikene baksana sadece bu şuradan çıktı. Yani şu alandan. Ne kadar birikmiş. İyi oldu, iyi oldu. Çok iyi oldu ya. Bak ne güzel tertemiz. Ağaçların diplerini de açtım. Bak gülleri. Güllerin dipleri ne güzel tertemiz oldu işte. Aa, bir de burada var. Burayı da alacağız. Aa, bak burada. Her yer yabani ot. Bu yabani otları da temizleyeceğiz. Güzel olacak temizleyince.
Etrafı da hallettik mi tamamdır. Şapkayı boşuna almamış Ezgi Hanım bana değil mi? Bu çok iş görüyor ya. Baksana bunu kaldırdın mı? Perişan oluyorsun. Bu böyle iyi. Oh. Hadi şu elimi ayağımı yıkayayım. Dikenleri nasıl batmış, elime çıkarmam lazım hep bunları. Kara. Kara. Heh, orada yatıyor. Bu kapıyı nasıl açtın sen ya? Of be. İyi antrenman. Vallahi var ya. Bahçe işleri falan gerçekten güzel antrenman. Bak daha etrafı toplamadan bile güzel görünüyor ya. Otları toplamadan bile güzel göründü gözüme. Aynen. Gayet güzel. Demek ki burayı böyle çok biriktirmeden otları temizledim mi ne güzel bak nizami görünecek. Etrafa güzel bodur bir ağaç dikebilirsek şu arabanın olduğu taraflara. Aynen. Çok güzel olacak. Baba acelemiz yok ya. Tüken bizim artık. Oh, üstüm Allah'tan arkam temiz. Vallahi oturacağım. Oy. Bahçemizden bir domates alalım, değil mi? Bunlar çeri domatesler, bunlar hiç sulamadan bile çıkmış bak ya. Ne zamandır sulamadık hiç bunları. Olanlardan alalım. Yeter. Ağrıyor belim mahvolmuş. Belim fena ağrıyor. Evet yavaş yavaş buraya güneş dönüyor. Allah'tan Ezgi Hanım perde yaptırdık buraya. Burada perde vardı aslında daha önce. Tabi o perde şey geliyordu, kısa kalıyordu. Yeni bir perde yaptırdık o. Şimdi biraz sonra çekerim. Güneş vurmadan şu kahvaltımı yapayım. Saat 2 olmuş bu arada. Biberimiz de var güzel. Biberi de bal, yan tarafta bal şeyleri var. Arı kovanları komşumuz var tanıştık. Gideceğiz inşallah. Sağ olsunlar beni bir iki akşamüstü yemeğe davet ettiler. Çok güzel, çok tatlı bir çiftler böyle. Tam böyle dede nene. Bismillahirrahmanirrahim. Aa ben yumurtamı unuttum içeride. Domates yumurta yapmıştım. Vallahi çok ayıp. Nasıl unuturum ya? Evet. Hı, şöyle. Şimdi oldu. Bak şu rüzgar olmasa burası sıcaktan kırılır. Yani rüzgar olması çok iyi. Zaten nem yok. O mükemmel. Yani şu an ülkemizin her yerinde sıcaklık sıkıntı. Yani normalin üstünde seyreden sıcaklıklar var. Komşumuzla da konuştuğumda bu sene çok sıcak dedi. Bu kadar burası sıcak olmaz dedi. Yapacak bir şey yok. Allah'tan bizim burası esiyor, rüzgar var. Bir de gece rahat yatabiliyoruz. Yani ilk bir geldiğimizde bir klimayı açtık ama hiç klimayı açmaya gerek yokmuş. Ben sadece buranın camını kapattım. Kapattığımda içeri serin kalıyor. Buranın camı çıkarsa buradan gelen sıcak, burada biriken sıcak içeri giriyor. O daha kötü.
Evet, artık güneş vuruyor. Perdeleri kapattım. Aslında çıkıp çıkmamakta kararsızım ama bir çıkayım bakayım, eğer çok kötü olursa, güneş çok yakarsa kaçarım içeriye. Artık olduğu kadar. Olmadı, hava biraz güneş gidince devam ederim. Hadi bakalım. Tamam, bundan sonrasını çekimi dışarıda yapmayacağım. Yani kamerayı götüremiyorum. Çünkü çok sıcak. Hemen kapanıyor zaten sıcaktan. Bir de o sıkıntı var. Sıcakta güneşte kaldı mı kamera kapanıyor. Aşırı ısınıyor diyor. Koyacak şimdi dışarıda gölge yerde yok. Hayırlısı, dur bakalım gidelim gelelim bir bakayım. Oh. Ya sıcakta fena oldum gerçekten vallahi. Ama bitirdim. Şimdi çıkalım beraber bir bakalım. Şu şeydeki, oh, aradaki farka da bir bakalım şimdi nasıl olmuş. Yani bence iyi oldu. En azından o pis görüntü kalktı. Dediğim gibi o otların pis görünmesi, ya Allah korusun arasına yılan girer görmeyiz. Her yerim çizildi bu arada. Dikenler fena. Bir tane var şeyle dikenli. Her yeri dikenli, o çok kötü. Hadi gidelim. Hem bir şey yapalım. Bir üzüm toplayayım. Bahçemizden bir üzüm toplayalım. Bak siyah üzümümüz var, beyaz üzümümüz var, olmuş. Şimdi şey yapalım. Siyah üzümden biraz alalım. Ben siyah seviyorum. Hadi gidelim. Evet, şöyle bir çekelim. Bak nasıl olmuş. Evet, son halimiz böyle. Tamamen bütün o otları yolduk, temizledim. Tabii daha çapa falan yapılacak da, hani toprağı havalandıracağız ama daha mevsimi değil zaten. Biraz daha bekleyelim. Ağaçlar bak ortaya çıktı. Çiçekler ortaya çıktı. Gayet güzel olmuş. Siz nasıl, beğendiniz mi? İyi olmuş mu? Bu kadar ter döktük. Olmuştur herhalde ya. Tabii arkaya şu duvardan sonrasını ellemedim. Hiç girmedim oraya ama şuraya kadar temizledim komple. Bak lavantalarımız çıktı ortaya. İki tane lavantamız, bir tane kekiğimiz var burada. Bunların hepsi ortaya çıktı. Burada etrafta hiç şeyimiz kalmadı artık. Yabani otumuz kalmadı. Ha bak, bir tane şu nazarlık kalmış. Bak şunlar çok kötü ya. Bak şunlar çok fena batıyor. Bir de bunlar kocaman oluyormuşlar böyle böyle. Bak o kalmış orada, onu da sökeyim sonra. Vallahi çok yoruldum ya. Şu arkada ayçiçeği tarlası var ya. Tüpten düzenek var böyle, pat pat patlıyor birkaç dakikada bir. Tüfek patlıyormuş gibi ses geliyor valla. Nasıl? İyi oldu ya. Vallahi iyi oldu. İçim rahat etti şimdi. Şöyle şuradan. Evet. Tertemiz olmuş. Çok güzel. Onu da artık biraz, artık mevsim biraz şey olsun. Şu dışarıyı da yapacağım. Komple şu ön tarafı. Oraya da yapacağım da artık şu sıcaklar iyice bir gitsin. Ondan sonra. Ha hadi gel. Şey alalım. Üzüm üzüm. Tabii ya, üzüm alalım. Alalım, biraz dolaba koyalım soğusun. Soğuduktan sonra yiyelim. Bak ne güzel olmuş üzümlerimiz. Bir salkım alalım. Oh. Hey maşallah, hey maşallah. Ay ay ay. Nerelere girdin sen? Oy 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 oy. Dolu buralar. Dolu dolu dolu. Hemen. Bak bunları iyi ki ben dallarını kaldırmışım yukarıya. Bunlar hep yerdeydi. Şuradan. Günlük yemeğe bu kadar yeter işte. Çok bile. Aldık üzümümüzü, gidiyoruz. Dolaba koyalım, buz gibi olsun.
Sizin yerinize değeceğim, merak etmeyin. İyi oldum be. Vallahi güzel oldu. Çok güzel olmuş bahçem. Mükemmel. Bak şimdi nasıl seviniyorum biliyor musun böyle olduğumu? Yani gerçekten insanın keyfi yerine geliyor. Yani burada yorulduğun ne olacak ki? Burada yorulduğundan bir şey ben hissetmiyorum. Çünkü kendinin ya. Gidip el aleme bir iş yapmıyorsun. Kendi işini yapıyorsun. Ve bu da çok keyifli. Yani ne oldu? O kara burada yatıyor daha yerde. Sıcak ya, sakalları da kestim. İyi oldu. Bu sene iki sefer kestik sakalları. Artık kış daha ellemem artık. Daha kesmem. Hadi hem ben bir duş alayım. Hem üzüm bu dolaba koyayım. Oh, biraz kendime geleyim. Kara, yeminle sendeki keyif paşada yok ha. Ey maşallah. Yüzümü yedim artık ya. Öf. Malzeme hazır. İncir de koydum. Oh, şaka maka. Yani çalışırken anlamadım da. Çok yorulmuşum ya. Belim filan çok kötü oldu. Ama güzel oldu be. Vallahi güzel oldu. Daha da güzel olacak da. Ama şimdilik o pis görüntü gitti gözümün önünden. Oturuyordum bak burada. Kötü görünüyordu. Oo. Ben de ilk defa yiyorum. Daha yeni olgunlaşmış. Kütür kütür. Çekirdekli. Çok güzel ama. Oh, vallahi bu yorgunluğun üstüne akşama bir çay. Komşularım ben bahçede çalışırken seslendiler, arabayla burada durdular. Şeye gidiyorlarmış. Mevlüt varmış köyde. Mevlüt veriliyormuş. İlla gel dediler. Vallahi dedim görünüz üstüm başım halimi. Hani şimdi gelmeyeyim, sonra başka bir gün kahveye gideriz dede seninle beraber dedim. Şimdi bugün neyse dedi, tamam, dönerken pişi getirmişler. O bayağı pişi, lokum, peynir. Abba sen al bunları akşam yersin. İşte tamam baba dedim, teşekkür ederim. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. İnsanların böyle şeyleri düşünmesi bile yeter. İncir de komşumun bahçesinden. Onun bayağı ağaçları var. Büyük. Bal gibi vallahi.
Ya şu yan taraf dolu üzüm bahçesi. Ama ilgilenen yok. Kendi kendine büyümüş üzümler. Üzüm demek ki belli bir süreden sonra su da istemiyor. Çünkü gelip giden yok, ilgilenen yok. Vallahi biraz uzanacağım ben şuraya. Oy, belim fena. Gel kara. Kara. Gel oğlum. Gel gel gel. Allah uzanacağım. Oy. Gel bakalım. Ne yaptın? He? Sıkıldın mı sen de? Baya sabah 8.30'da başladık. Akşamüstü 4.30 gibi bitti değil mi? 4.30-5 gibi bitti ya. Oh. Kafam rahat etti ama. Ne gördün? Bir şey mi gördün? Bak şey klibi gibi oldu. Karabiberim vur kadehlere hani içelim. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bırak da sadalanayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme. Ay. Özledin mi çocuklarını? Ha. Gelince de görürüm ben seni. Elmayra gibiler. Şey vardı, bir çizgi film vardı ya, Elmayra. Bir de kedisi vardı. Şeyler, oldlar bilir, eskiler. Adam ne çekiyordu onun elinden ya? Tavşan da mı vardı? Bir şey vardı ya. Hatırlamıyorum şimdi. Bizim çocuklar da öyle. Kara çocukları gördü mü kaçıyor. Aman in diyorlar. Bir sıkıştırıyorlar değil mi lan? O da alıştı gerçi. O da öyle haşin sevinmeye alıştı. Çıkacağım bahçeye. Bir kere çıktı bahçeye. Allah ev kedisi abi adam ya şu kadardı ya sokakta bulduğumuzda. Arkadaş şimdi bir çıktı dışarıya burada. Dolanıyor böyle. Şey ne oldum acaba delisi gibi gözleri fal taşı böyle nereye gitsem diye bakıyor. Manzara da güzel oldu ya. Bak ne güzel oldu bahçemiz. Tertemiz. Manzara da güzel oldu valla tam böyle. Ay da çıkmış bak orada duruyor. Bir 15-20 dakika sonra daha güzel oluyor. Pat ediyor. Tüplü düzeneyi kapatmamış daha. Evet, sivrisinekler yavaş yavaş azalmaya başladı. Artık o kadar çok yok. Oh. Tamamen sessizlik bak. Her gece var ya. Yorumlarda hep şey demiş arkadaşlar. Abbas abi tam kafana göre yer bulmuşsun diye. Aynen öyle valla. Tam kafamıza göre oldu. Sessiz, sakin. Akşam mükemmel bir sessizlik var. Bak şimdi yani araba geçmediği sürece sıkı hiç şey yok, ses yok. Muazzam şey yani muazzam bir huzur ya. Gürültü yok, patırtı yok. Şehrin kalabalığı yok, keşmekeşliği yok.
Ben bugün erken yatarım, yattığım yeri de beğenirim. Gerçi beğeniyorum ama daha çok beğenirim bence. Çeltik tarlaların ucu bucağı yok ya. Çok fazla çeltik tarlası var. Bir de bu eksilmiş hali. Komşu öyle diyor. Bu eksilmiş hali diyor. Çoktu diyor. Bu diyor duyduğun diyor pat pat sesi var ya diyor. Onu diyor her yere kuruyorlardı diyor. Önceden çeltiğe de kuruyorlardı diyor. Gece diyor burada diyor pat pat sesinde yani sabahlara kadar diyor o pat pat sesi olurdu diyor. Tüpü patlatırlardı diyor. İşte kuşlar gelip işte şeyler gelip haşereler gelip yemesin. Artık köstebeğe her şeye sese şey yapıyorlarmış demek ki. Vallahi galiba çay da içemeyeceğim. Çok yoruldum ya. Bugün erken yatayım. Ezan okun. Oh. Efendim kendinize çok iyi bakın. Bizden bu bölümlük bu kadar olsun. Bugün bahçeyi temizledik. Güzel oldu. Allah kırmızı yüzüm vallahi üstüme dökmüş. Allah Ezgi mahvedecek beni. Şaka yapıyor. Ama üstüme dökmüş. Tüh be, çıkar mı acaba? Çıkar herhalde bir şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Ben bu sorunlarla uğraşayım bari. Artık bir dahaki bölüme görüşürüz. Hoşça kalın.